Merhaba, bugün pazar. Saatler bir saat geri alındı burada. Dolayısıyla İstanbul'la aramızdaki saat farkı 8'e çıktı. Süremiz, zamanımız azaldı. Pazar günü çıkıp çalışmamız ve video yapmamız gerekiyor. Ama Gonca Hanım uyuyor. Sessizce gidip kendisini video çekip için hazırlamamız gerekiyor. Gonca. Bana büyük ihtimalle kızacak. Gonca. Günaydın. Hadi video çekeceğiz. Kalk. İnsanlar bekliyor. Ne gidiyorsun? Bugün pazar. Çarşamba videosu çekeceğiz. Tamam. El salla. Herkes seni izliyor. Merhaba arkadaşlar. Nereye geldik bugün Gonca? Aprilside'a geldik. Buradan Roosevelt Adası'na geçeceğiz. Peki bu adada bize ne anlatacaksın? Amerika'ya gelmeden önce yapacağınız 8 şeyle ilgili bir video hazırlayacağız size. Peki bu güzel adaya neyle gidiyoruz? Bu arkamızda gördüğünüz teleferikle bayağı uzaklaştı galiba. Onunla. O zaman hadi şimdi sıraya girelim. Evet, bugün Roosevelt Adası'ndayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü başkanının adının verildiği adadayız. Arkamızda gördüğünüz alan East River, yani Manhattan'ın doğusundaki nehrin adı. Bu ada İstanbul Adası'na benziyor ama onun çok daha büyük bir hali gibi düşünün. İçerisinde üniversiteler ve çeşitli yapılar var. Bayağı bildiğiniz insanlar da yaşıyorlar. Parklarıyla gayet gezmelik güzel bir yer. Yine videonun başında gördüğünüz o teleferik ile buraya gelebiliyorsunuz ama İlginç bir şekilde Manhattan ana adasından metro da var. Yani bir metro durağı da var. Biz görsel daha güzel olduğu için teleferiği tercih ettik. Bir dipnot olarak söyleyelim. Teleferik turistik bir teleferik değil. Ulaşım amaçlı. Yani bir metro kartı jetonuyla aynen buraya gelebiliyorsunuz. Evet. Bugünün konusu malum. Amerika'ya gelmeden önce halletmeniz gereken 8 önemli şey. Bunlar son dakika konuları değil. Genelde 3 ay önceden başlamanızı tercih edeceğiniz konular. Her şeyin başı sağlık deyip öncelikle birinci konu olarak sağlık problemleri diyoruz ve mikrofonu Gonca'ya uzatıyoruz. Evet, bu çok önemli bir konu gerçekten. Yani burada sağlık işleriyle uğraşmak, deliler gibi paralar harcamak istemiyorsanız gelmeden önce sizin için önemli olan temel doktor hizmetlerinizi kendi doktorunuzdan ya da bir sağlık kuruluşundan almanızı öneriyoruz kesinlikle. Örneğin benim göz problemlerim var ve
mi yapın ya? O sebeple o sebeple gözlük almam için, yeni lenslerimi işte ne bileyim birkaç kutu alabilmem adına yanımda taşımam için göz doktoruma gittim. Onları hallettim. Daha sonrasında Eren'le birlikte diş doktoruna gittik. Yeniden onun burada problemi olmuş olmasına rağmen yine de bizim için iyi oldu tabii ki. Burada çünkü bir şeylerle uğraşmak gerçekten çok zor. Sağlık hizmetleri gerçekten çok pahalı. O yüzden size birinci önerimiz, gelmeden önce sizin için önemli olan bir sağlık probleminiz varsa, yoksa da genel bir kontrol amaçlı doktorunuza uğramanız. Bunlar elbette sürekli tekrarlayan klasik problemler veya göz, diş gibi daha estetik tarafı da bulunan olaylar için. Burada Allah korusun başınıza bir iş gelirse mutlaka yine sistem içerisinde tedavi göreceksiniz. Tabii ama ki diyoruz ki biz en azından riski azaltmak ve burada harcayacağınız parayı da azaltmak için yapılabilecek her şeyi yapıp gelmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, bir de buna ek olarak biz yanımızda temel ilaçlarımızla falan da geldik. Yani ilaç kaçakçısıyız. Hayır, klasik ne bileyim ağrı kesici, antibiyotik, vitamin, bu tip şeyleri yanımızda kas aldık. Kas gevşetici. Aldık getirdik. Evet, çok da iyi oldu. Yani insanın ihtiyacı oluyor. Bir başı ağrıyor, bir şey oluyor. Bu şekilde bizim için iyi oldu. Gerçekten. İkinci konu ise elbette havalimanından indiniz ve ilk yapacağınız iş doğal olarak para harcamaya başlamak olacak. Dolar bazında hem de. Bunun iki yöntemi var. Birincisi nakit para. Biz çok nakit getirmedik. Toplamda 1000 dolarla sadece geldik buraya. Çünkü şöyle bir çözüm üretmiştik. Çok yakın arkadaşımızın bize verdiği bir akıl sonucunda Türkiye Ekonomi Bankası'ndan bir hesap açtık ve oraya da para yatırdık. Bu sponsorlu bir içerik değil. Zaten bu kadar hiçbir şekilde evet. Bu kadar az takipçi varken kimse bize sponsor TEP olmaz. TEP bize sponsor olsa güzel olur. Ama olabilir. Aşağı kocaman TEP diye yazarız. Evet. Neden TEP? Şundan dolayı Türkiye'de açtığımız, ikimiz adına ayrı ayrı açtığımız TEP hesaplarında ek olarak birer vadesiz dolar hesabı açtık ve bu dolar hesaplarına da elimizdeki dolarları yatırdık. Burada Bank of America, ki Amerika'daki en yaygın banka zincirlerinden biri, evet, benzetmek gibi olursa Ziraat Bankası, Vakıf Bank gibi bir banka, TEP'de özel bir anlaşması var ve elinizdeki TEP kredi kartıyla veya banka kartıyla, yani Bank of America'da hesabınız olması gerekmiyor, TEP kartıyla herhangi bir Bank of America'nın ATM'sine gidip kartınızı takarak her gün 600 dolara kadar nakit para çekebiliyorsunuz. Yani komisyon ödemeden. Evet, en önemlisi evet, o tabii ki doğal olarak. Yani demek istediğim, TEP'in hesabında sizin vadesiz dolar hesabınızda bir para var. Örnek olsun 1000 dolarınız var diyelim. Amerika'ya indiniz ve buradaki her yerde bulabileceğiniz Bank of America'dan birine girip TEP kartınızı sokup TEP şifrenizi girdiğinizde ekrandan doğrudan sizin hesabınıza ulaşıp oradan 600 dolara kadar para çekebiliyorsunuz. Bu ek olarak da söylemek lazım. Kredi kartınızla mutlaka bankanızla konuşun ve yurt dışına uygun şekilde açtırın. Yani kredi kartınız yurt dışında kullanılabilir olsun. Ayrıca yine mümkünse konuşun banka yetkilinizle ve deyin ki ben yurt dışında harcama yaptığım zaman beni dolar olarak charge etsinler, dolar olarak ekstreme düşsünler ki siz de ödemenizi dolar yapın. Çünkü kurlar çok oynak. Her defasında burada yaptığınız her harcama TL'ye çevirirlerse çok büyük farklar oluşabilir. Biz onu tavsiye etmiyoruz. Üçüncü konu, evet, benim yine aklıma çok gelmemişti açıkçası ama Gonca hem Avrupa'da aldığı yüksek lisanstan dolayı hem de bu konuda daha meraklı olduğu için gelmeden önce alaca son dakika bavula bizim diplomalarımızı ve gerekli bütün evraklarımızı topladı. Neden biz bunları aldık Gonca? Aslında bu senin daha iyi anlatacağın bir şey ama ben yine biraz şansımı deneyeyim. Bunlar bizim için birazcık böyle şey oluyor, varlığımızı gösteren şeyler oluyor. Yani biz burada sonuçta SSN'imiz olmadığı için turistiz ve bir kalmamızın bir geçerliliği yok. Turist vizesiyle buradayız. Ama elimizde olan diplomalar, temel belgeler bizim burada varlığımızı kanıtlıyor. Yine önemli olarak konuşabileceğimiz konulardan biri, bunu ayrı bir videoda ayrıntısını anlatacağım. Yani buraya geldiğiniz zaman nasıl sim kart alabilirsiniz, hızlı bir şekilde bir Amerikan hattı açtırabilirsiniz. Bunun çok pratik yöntemleri var. Yani gidip bir yerden bir kart alıp hesap açtırmaktansa. Ama biz ikimiz de, yani Gonca Türk Telekom dedi. Evet, hatta evet. Evet. Ben de Turkcell dedim. İkimiz de kendi hatlarımızı buraya getirdik. Onları da yurt dışına açık hale getirdik ama kullanmadık. Çünkü malum biliyorsunuz her gün kullandığınızdan çok yüksek tutarlar. Yani Turkcell şu an Kasım 2021 itibariyle 60-70 lira günlük ekstra masraf kesiyor. Ama kartlarımız burada duruyor ve yurt dışına kullanıma açık. Bu şu açıdan önemli. Türkiye'de E-Devlet üzerinden yapacağız herhangi bir işlem gerekebilir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla ben Amerika'ya gelirim ve sadece bir Amerikan kartı alırım demek doğru olmaz. Biz Gonca'nın da benim de kartlarımızı buraya aldık. Özellikle mesleğimizden dolayı ikimizin de E-Devlet'e girmemiz gerekebiliyor. Türkiye Gov.tr'ye veya işte bu UYAP portalına girmemiz gerekebiliyor. Onlar da hep, bankaların da keza öyle bu arada. Hep onay SMS'leri geliyor.
aklınızda bulunsun. Ona SMS'leri, yani Türkiye'den gelen SMS'lerde sizin sisteminiz herhangi bir masraf size çıkarmıyor. Yani Turkcell ekstradan masraf vermeyecek. Velev ki siz ona cevap vermeyin veya Türkiye'deki akrabanızı veya birini Turkcell üzerinden aramayın veya Turkcell'den internet kullanmayın. Dolayısıyla kart takılı olabilir. Elinizde olan yedek bir telefonda hiçbir problem yok. O kart üzerinden size gelen SMS'lerde bankacılık işleminizi yapabilirsiniz. Gerekli olan resmi kurumlara girebilirsiniz. Bu çok önemli. Örnek ben burada sim kartımı kaybettim. Bu da yine bir videonun konusu. Turkcell'den bir ay içerisinde ancak yurt dışından buraya sim kart getirtebildim. Problemdi gerçekten. Evet, yani çok hiçbir sisteme giremiyorsunuz. Yani bankayı bıraktım, en ufak bir işlemde bile SMS gönderdik. SMS'e gönderen kodu girin diyor sistem ve siz böyle kalıyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka cep telefonu hattınızı getirin. Bunun dışında anlatabileceğimiz önemli konulardan biri de aile, muhasebeci ve avukat mevzuları. Yani şöyle ki, biz vekil olduğumuz için belki bu konuda biraz daha hassas olabiliriz. Ama ikimizin de sonuçta Türkiye'de bir hayatı var. Dolayısıyla yapılması gereken birçok işlem de var. Herkesin bu konudaki cevabı kendine özgü. Ama güvendiğiniz aile bireylerine veya varsa bir aile avukatı gibi kullandığınız, çok yakın olduğunuz bir arkadaşa ayrı ayrı vekalet vermenizi tavsiye ediyoruz. Böylece herhangi bir işiniz olabilir, bir şey olur yani. Hiç tahmin etmeyeceğiniz bir şey aklınıza gelir. Yani gitmeniz gerekir. Bu da çok gereksiz size masraf olur. Hiç gerek yok bence. Güvendiğiniz bir avukat ya da bir aile ferdi varsa ona vekaletinizi verin. O şekilde devam edin. Diplomalarınızla beraber tabii önemli bağlantılı bir konu da kimlik kartları ve ehliyetler. Evet, kimlik kartları. Gonca nasıl hallettin sen kimlik kartlarını? Eğer kimlik kartınız yeni kartlardansa hiçbir problem yok. Rahat rahat gelin buraya. Ama bazı arkadaşlarımızın olabiliyor eski tip kimlik kartları. Bu da önemli. Bunu Türkiye'de yenilemiş olmanız gerekiyor. Gonca'nın dediği gibi kartın fiziksel olarak yeni görünümü çok komik biliyorum ama Amerika'da her şey görüntü. Evet. Yani bir problem değil benim açımdan ama o eski tarz nüfus cüzdanı görünce size maalesef 3. dünya ülkesinden gelmiş muamelesi yapıyorlar. Daha havalı, yeni basılmış bir kart her zaman için görsel olarak daha iyi. Evet, bir de biz yani banka hesap açılışında bile yanlış hatırlamıyorsam avukat kimliğimizi bile göstermiştik. Evet, yani üzerinde özellikle İngilizce çevirisi olan resmi kimlikler de buradaki otoriteler tarafından kabul edilebiliyor. Yani bir meslek kartınız varsa onu da mutlaka yanınızda getirin. Yani ben bu işi yapıyorum diye bir gösterebiliyorsunuz. Yani avukat olmanız gerekmiyor. Evet, evet. Açıkçası çok konuda hakim değiliz. Bağlı bulunduğunuz odanın verdiği bir kart varsa ve üzerinde de özellikle İngilizce bir açıklama varsa karşında muhatap oldukları insanın bir mimar, doktor, avukat, diş hekimi olduğunu görmeleri elbette onları işlem yaparken bir güvenli bir alan yaratıyor. Ama bütün bunlar tekrar söylüyoruz, onlar tarafından resmi görüldüğü için değil. Sadece sizin varlığınızı ispatlamak için araçlar. Bunu verirsiniz, diplomanızı gösterirsiniz, 3 tane daha belge gösterirsiniz ve karşısındaki banka memuru size der ki tamam ya bu bir sahtecilik olamaz, bu kadar şeyi aynı anda sahtesi oluşturamazlar diyorlar. Bu yüzden mümkünse görselleri güzel olan kimlikleri mutlaka yanınızda tutun diyoruz yani. Bu herhalde yapılması gerekenlerden biri. Evet. Yapılması gereken yine bir farklı önemli bir konu da elektronik cihazlarla ilgili problemler. Bu senin işin. Benim işim ama esasen Gonca için önemliydi. Çünkü mesela örnek olsun diye size söylüyoruz. Birçok arkadaş buraya gelirken özellikle kadınlar çeşitli saç bakım cihazlarını yanlarında getiriyorlar. Amerika üzerinde söylemek gerekirse Amerika'da voltlar farklı. Dolayısıyla siz Türkiye'den getirdiğiniz cihazı burada bir çevirici uç bile temin etseniz büyük ihtimalle efektif şekilde kullanamayacaksınız. Kesinlikle yere ihtiyacınız var arkadaşlar. Ağırlık çok önemli. O sebeple elektronik şeylerinizi yanınızda getirmeyin. Düzleştirici vesaire. Ben getirmedim. Burada aldım. Yani buradaki fiyatlara yani kıyasladığınızda uygun olarak gerçekten bulabiliyorsunuz. Oradakini bırakın ya da bir arkadaşınıza verin. Burada yeni zaten alabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de biliyorum mutlaka çok yatırım yaptığınız ürünler olabilir ama büyük ihtimalle burada voltaj farkından dolayı yani fişe takarak kullanmanız gereken, fişteyken takılıyken kullanmanız gereken ürünler çalışmayacak. Ama yine de kişisel bakımınız için veya size özel bir cihaz varsa ve bunlar pille çalışıyorlarsa yani şarj edilebilir cihazlarsa ve USB üzerinden de şarj edebiliyorsa bunlarda problem olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çünkü onlarda voltaj durumu değişiyor içeride harici dahili bir batarya olduğu için. Ama biz açıkçası hiçbir şey getirmedik. Arkasında kadar güzel oldu. Şöyle evet, bir yandan da göstersin. Yani biz boş boş konuşuyoruz ama arka tarafında güzel olmasa dikkat ediyoruz yani. Çünkü biz benzer videoları izlerken fondaki görüntünün sıkıcı olmasından veya düz bir duvara konuşulmasından çok hoşlanmazdık. O yüzden böyle bir resim gibi, tablo gibi alan yaratmak istedik. Zaten birazdan Gonca belki buranın
resminde kendi çizecek. Zira kendisi de böyle sulu boya yapıyor ama bu özelliklerini henüz açıklamak istemedi buradaki gruba. Yani evet biraz. Yapıyor. Alçak gönüllü yani. Belki biz buradan gelir de elde edebiliriz de umut ediyoruz. Yani senin niyetin başka şu evet, an. Amerika'da çünkü herkes böyle. Burada iki tane boncuk diziyor arkadaş. Hemen şuraya koyu veriyor, ondan sonra satışını yapıyor. Bir bakıyorsunuz $15-20 satmış. Para kıymetli olunca burada her türlü şey satılıyor. Bunu çıkıyorsun. Daha çok bize buradaki Amerikalılar öğretti bence. Ben gerçekten resim yapıyorum. Ne bileyim bir yerde dururken hani bir şeyler çizmeye çalışıyorum. Bir yer gördüğümüzde Eren dur ben şurada bir şeyler çizeyim falan diyorum. Sonra işte Amerikalılar da gerçekten çok böyle sohbet etmeyi seven tipler. Ya da siz bir şey yapıyorsanız size laf atıyorlar mutlaka. Aa çok güzel sen bunu burada işte $100 okutursun falan böyle yaptığınız şey. Gonca'da o benim sanatım. Okutmak ne demek diyor. O benim sanatım, ona paha biçilemez yapıyor. Değil mi? Tahminim evet, böyle evet, oluyor. Evet kesinlikle. Evet, videoyu çok uzatmıyoruz. Son bir başlığımız kaldı bizim için önemli olan dijital abonelikler. Biliyorum çok yine eğlenceli bir konu değil ama ben büyük bir problem yaşadım. Daha doğrusu ortak büyük bir problem yaşadık. Burada şu an Amerika'ya gelince cash çok önemli. Yani nakit parayı çok seviyorlar, okey. Ama onun dışında birçok sistem internette kullanılan aplikasyonlara ve cep telefonuna entegre olmuş halde. Ve gelir gelmez sizin en basitten bir otobüse binebilmeniz için bile o otobüsün İstanbul'da sanırım İstanbul Kart Mobil diye bir uygulama var. Diğer şehirlerde de vardır. Ona benzer bir aplikasyonu indirip kayıt olup oradan işlemlerinize devam etmeniz gerekiyor. Ben açıkçası çok da hani havalı bir şekilde Gonca o işler bende deyip havalimanına indim ama şöyle bir şey fark ettim. İkimizde de iPhone vardı. Biz Türkiye hesabına bağlıydık iPhone'un ve New York'taki kullanmamız gereken ve New Jersey'de kullanmamız gereken birçok resmi aplikasyon iPhone'un Türkiye Apple Store sayfasında yok. Yani örnek olsun diye söylüyorum. NC Transit diyorlar yani bizim İETT'de gibi olan ana aplikasyonu aradığınızda hiçbir şey çıkmıyor. Okey problem yok. İnternete baktım hemen dediler ki Amerika versiyonu çevirin. Çevirmeye çalıştık ama şöyle bir şey gördük. Eğer Android için nasıl olur bilmiyorum açıkçası. Ama Apple'da bir şekilde sizin Apple Müzik aboneliğiniz varsa veya Apple'ın kendi üzerinden Netflix veya benzeri abonelikleriniz varsa o abonelikleriniz bitmeden evet, çok Amerika versiyonu çeviremiyorsunuz. Çok çok önemli bir şey. Mutlaka bunu izleyen arkadaşlar diyecek ki ne olacak ki basarım iptale, iptal ederim hemen çeviririm Amerika'ya yeni ülkeden de aplikasyonumu indiririm diyorsunuz ama o da öyle olmuyor. Örnek olsun Apple Müzik'te 3 aylık aboneliğiniz varsa siz iptal ettikten sonra 3 ay beklemeniz gerekiyor. Yani bu gerçekten akıl çok, dışı bir uygulama. Evet çok tuhaf. İnternette bununla ilgili bir sürü çalışma da var. Yani çok kişi de yazmış zaten. Dolayısıyla sizin tek bir alternatifiniz kalıyor. Bütün iCloud şifrelerinizi veya şifrenizi değiştirip yeni bir hesap oluşturmanız. O zaman da telefonunuzdaki halihazırdaki Türkiye'de kullandığınız banka aplikasyonlarından tutun. Ücretli uygulamalar evet. Veya işte fotoğraflarınızı Bluetooth yüklediğiniz uygulamanın hepsi gidiyor. Bundan dolayı ben iPhone'la konusunda işlem yaptığımız için o alanı biliyoruz. Bir şekilde sizin Apple üzerinden aldığınız abonelikler varsa, sabit abonelikler, Apple üzerinden aldığınız diyorum yani. Onları mutlaka iptal edin ve bitmesini sağlayın. Özellikle Apple Müzik kullanan arkadaşlar varsa bunu yapsınlar ki buraya gelince Amerikan versiyonuna geçirebilsinler. Amerika'nın her yeri çöp, 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 çöp. Rezillik içinde. Denizde çöp taşıyorlar ya. Pislik içinde Amerika. Uzun uzun yürüdük. Paramız yetmediği için metroya binemedik. Sizin için tehlikeli teleferiğe bindik. Ve artık biz de biraz keyif yapmayı hak ettik diye düşünüyoruz. Gonca, evet. Paramız olmadığı için suyla idare eden Gonca. Suyla idare ediyor. Bir kokteyl ayarlayamadık. Ama bu manzarayla su bile gerçekten kokteyl kadar keyif veriyor. Çok güzelmiş gerçekten. Biz de sizinle birlikte keşfettik burayı. Doğu yakası, Doğu Manhattan gerçekten çok hoşmuş. Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizden size kocaman sevgiler. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.